Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Efe. Arkadaşlar bugün futbol içerikli bir video ile karşınızdayım. Kalan maçlara bakılarak kesinlikle objektif bir şekilde kimin şampiyon olacağını bulacağız arkadaşlar. Ve bu videoda dediğim şeyin de gerçek hayatta olacağını iddia ediyorum. Gerçekten bu arada iddia ediyorum. Gerçek hayatta o gün gerçekten dediğim takım şampiyon olursa ve maçlar öyle biterse artık beni artık büyücü, geleceğe gören olarak ilan etmeyin, kesinlikle tahmin ediyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Çoğu kişi de Galatasaraylı olduğumu biliyor videolarımı izleyen, ama kesinlikle Galatasaray'ı savunmadan yapacağım bu videoyu. Diğer takımların da maçlarını kesinlikle objektif bir şekilde şey yapacağım. Galatasaray maçlarında o yüzden Galatasaray'ı savunmadığımı bu maçta bu videoda çok iyi anlayabileceksiniz. Bu arada arkadaşlar Kayserispor formamı da giydim. Objektif olduğumuzu göstermek için Galatasaray forması falan giymedim kesinlikle. Şimdi Galatasaray'ın kalan maçlarından başlıyoruz. Galatasaray'ın bir sonraki maçı Sivasspor'la olacak 20 Mayıs'ta. Galatasaray'ın Sivasspor'u ben çok zorlanmayarak kolay bir şekilde yeneceğini düşünüyorum ve Sivasspor'dan 3-0 veya 2-0 biteceğini düşünüyorum, ama illaki bir skor tahmini yapacak olursak Sivasspor'u bence 3-0 ya da 2-0 mı desem, ne diyeyim, tutturacağım. Ben 2-0 diyeceğim. Galatasaray Sivasspor'u 2-0 yener. Bir sonraki maçı Ankaragücü'yle. Galatasaray Ankaragücü'nü zor maç. Ankaragücü'nün sahasında Galatasaray Ankaragücü'nü 3-1 yener diyorum. Ve Sivas'ı 2-0, Ankaragücü'nü 3-1 dedim. Son maçta Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'ye gerek bile kalmadı ve Galatasaray şampiyon ettik. Ama Fenerbahçe maçının tahmini de yapmamız gerekiyor. Çünkü kalan maçlar dedik. Fenerbahçe maçının da üç bir mi desem, 2-0 biteceğini düşünüyorum. 2-0. Ama şampiyon olduktan sonra işte daha fazla oynamayan futbolcular oynar bence. İyi futbolcular oynamaz. Yani şampiyon olduktan sonra o maçın artık bir önemi kalmaz bence. Ama yine de ben bir 2-0 diyeyim. Şimdi hemen Fenerbahçe'nin maçlarına geçiyoruz. Fenerbahçe'nin de yarın Trabzonspor maçı var. Yani bu videoyu çektiğim tarihte Trabzonspor maçı 2-1 Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe Hatayspor, Fenerbahçe Gaziantep, onlardan puanlar geldi. Fenerbahçe Antalyaspor, Fenerbahçe 1-1 berabere kalır. 1-1. Fenerbahçe Galatasaray maçında söyledik zaten, Galatasaray 2-0 kazanır dedim ve bütün maçları böyle biterse yine Galatasaray şampiyon arkadaşlar. Beşiktaş'ın maçlarına da geçelim artık. Bence Beşiktaş'ın şampiyon olma şeyi kalmadı. Zaten herhalde Galatasaray bir sonraki maçı kazandı, Beşiktaş'ta bir şey kalmıyor. Şu anda yok. Yani var mı? Çok zor. Normalde bugün Gaziantep maçı varmış. Çektiğim tarihte videoyu. Oradan 3 puan geldim. Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa'nın stadında 2-1 Beşiktaş kazanır Kasımpaşa maçını. Adana Demirspor Beşiktaş maçı var. 2-2 berabere kalır Adana Demirspor'la ve Konyaspor Beşiktaş maçı var. Beşiktaş'ın sahasında 2-1 Beşiktaş kazanır diyorum ve yine böyle biterse de Galatasaray şampiyon zaten. Süper Lig puan durumuna da şimdi hemen inceleyeceğiz puan durumunu. Puan durumunu zaten çoğu kişi biliyordur. Puan durumu da Galatasaray önde. Süper Lig puan durumunda Galatasaray'ın 76 puanı var. Fenerbahçe'nin de
68 diye biliyorum galiba. Şimdi hemen bakacağız. Bu arada arkadaşlar şimdi fark ettim. Galatasaray'da Hatay Spor maçından 3 puan gelecek. Onu söylemeyi unutmuşum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de söylemiştim. Zaten Galatasaray önümüzdeki 2 maç kazandığında şampiyon oluyor. Ankaragücü ve Sivas Spor maçı. Sivas Spor maçı zaten kazanır demiştim. Kaç kaç dedim. 2-0 mı dedim? Evet 2-0 dedim. Ankaragücü maçına da 3-1 demiştim. Bence Galatasaray bu sezonun şampiyonu olacak. Galatasaray şampiyon bitirecek. Fenerbahçe 32 maça çıkınca yani Galatasaray ve Beşiktaş'a da eşit olunca şu an 68 puanla yarın Trabzonspor maçına kalmış bir durum. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını mı söyledim? Berabere mi dedim bilmiyorum. Bence yenebilir yarın Trabzon'u. Yenebilir yani. Ama büyük ihtimal Galatasaray şampiyon. Zaten Fener öyle bir şey yaptı mı? Yenildikten sonra artık Fener için her şey bitmiş oluyor. Bitti yani diyoruz Fener'e. Beşiktaş zaten yarın Fener kaybederse Beşiktaş'ta eşit gibi oluyor. Ve arkadaşlar şimdi videonun en önemli kısmına geldik. Burayı kesebilirsiniz, alabilirsiniz. Bunu herkese yollayın. Kesinlikle yollayın. En önemli kısım videonun bu kısmı. Hangi takımın hangi tarihte şampiyon olacağını söyleyeceğim. Ama reklamlardan sonra demiyoruz. Şimdi hemen söylüyoruz. Galatasaray 30 Mayıs Salı günü şampiyon olacak. Geleceği görüp gelmedim. Ama bu videoyu herkese atın. Çektiğim tarih belli. Buradan da gösterebilirim. 17 Mayıs Çarşamba günü. Zaten videoyu da önceden atacağım yani. O gün izlemeyeceksiniz. 17 Mayıs Çarşamba günü. Aslan güzel mi? Aslan mükemmel. 30 Mayıs Salı günü Galatasaray şampiyon olacak. Yani bundan 13 gün sonra. 13 gün sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarken de canlı yayınımıza katılmayı unutmayın. Ben net bir şekilde Galatasaray'ın 30 Mayıs'ta şampiyon olacağını söylüyorum. Hem de iddia ediyorum. Burayı kesin herkese atın. O söylediğim maç skorlarından kesin 2-3 tanesi de doğru çıkacak. Ondan da eminim. Galatasaray 30 Mayıs Salı günü şampiyon. Bak ben bunu bilemem şimdiden. Niye bilemem? Fener'in kaybetmesi lazım. Fener'in kazanması mı lazım? İşte Galatasaray'ın önündeki iki maçı kazanması mı lazım? İşte berabere mi kalması lazım? Onu bilemem. Ama 30 Mayıs'ta şampiyon olacağını ben buradan söylüyorum. Zaten artık maçları izlemeye falan gerek yok. Maçları kapatın. Evde yatın. 30 Mayıs'ta kalkarsınız. Zaten maç golü yüklü olanlara gelir bildirim. Galatasaray şampiyon oldu diye. Hem de Mayıs'ta gelecek. Mayıs 30. 30 değil mi? 30 gün. Mayıs 30 gün. 30 gündür herhalde. Yani 30 mu? Şöyle sayıyorlar ya bir deneyeyim. Mayıs 30 değil herhalde. Neyse işte ne olur bilmiyorum. Ama şunu biliyorum 85 milyon bilir Mayıslar bizimdir. Galatasaray'ındır Mayıslar. Bitti artık şampiyon Galatasaray diyorum ve hoşça kalın bay bay.